Günaydın arkadaşlar, ben Gamze, kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu an saat yaklaşık 9.30 civarı. Evden çıktım. Bugün bir vlog çekiyorum sizinle ama iş vlogu olacak aslında bu. Yani iş yerinde geçirdiğim, ofiste geçirdiğim bir günümü sizlerle paylaşacağım. Saçımı yaptım. Şöyle hafif dalgalı yaptım. İşte yüzümü yıkadım. Nemlendirdim. Makyaj malzemelerimi yanıma aldım. Ofiste yapacağım. Yetişemeyeceğim çünkü rahat rahat orada yaparım diye düşündüm. Günüm neler geçiyor? Bu ara nerelerdeyim? Hangi işlerde çalışıyorum? İşin, sektörün içeriği ne? Hepsini sizinle paylaşacağım gittiğim zaman. En güzel yanı ofis evime 10 dakika, 15 dakika arkadaşlar yürüyerek, yani bir vesayete bile binmeye gerek yok. Bir minibüse, bir otobüse, bir çok güzel bir şey. Bir yıl boyunca Maltepe'den Taksim'e gitmiş biri olarak aranızda beni anlayanlar vardır. Şimdi ben dediğim gibi yürüyorum. Bir simit falan alırım, ofise geçerim. Oradakilerle de sizleri tanıştırırım çünkü çok tatlı insanlarla çalışıyorum. Böyle maskemi artık takayım. Kalabalıklara karışayım ve gün başlasın. Arkadaşlar şimdi geldim, bilgisayarıma açıyorum. Şarjı bitmiş mi, var mı? Tamamdır, bilgisayarı açtık. Yüklensin işler, ondan sonra gelelim. Şimdi bir kahve yapalım. Şu bardağımızı alalım. Biraz süt, biraz su da yapıyorum ben. Arkadaşlar şimdi kahvemi yaptım. Şimdi kahvaltı ediyoruz bu arada. Didem abla hazırlamış elleriyle. Teşekkür ederim Didem abla buradan. Biraz bir iş yerimizi halledelim, sonra sizi tanıştıracağım ekip arkadaşlarımla. Daha bir iş yerimi iki kişi bulmam lazım bugün. Onları bir bulayım. Didem abla da uyansın bir. Çeşitli şakalar ve komikliklerle size işi anlatacağız. Şu an bundan haberin yok gibi duruyorsun ama. Peki bundan Didem ablanın haberi var mı? Bakın videoyu izleyin. Devamını da siz de kazanacaksınız. Videonun devamını izleyin arkadaşlar. Gerçekten aslında bu iş video dedim ya, size de ek iş imkanı sağlayan bir şey. Arkadaşlar selam, şimdi biraz bir ara verdim. Yüzüm çok solgun görünüyordu. Böyle sabahları bazen makyaj yapıp çıkamıyorum, yetişemiyorum. O yüzden böyle minik bir çantaya yanıma alıyorum. Şimdi biraz canlı görünmek adına makyaj yapacağım. Şöyle göz altlarımı kapatacağım. Çok bir şey değil. Şöyle sivilce olan noktalara uyguluyorum. Şöyle hızlıca batacağım. Şimdi şöyle kaşlarımı sabitleyeceğim. Aynı bu tarafta, o yüzden buraya bakıyorum. Rimel sürüyorum. Altyazı M.K.
sağlık suyu oğlum. Sürüyorum son olarak. Kullanıyorum dedi en son. Oh yeah. Mail adresi. Arasak bulamayız. Evet. Böyle şeyler de oluyor arkadaşlar. Ay kahvem bir acı olmuş. Ne olmuş? Acı olmuş kahvem. Şeker mi? Attım. Bir tane attım aslında ama kahvesini bol attım herhalde boldu. Şimdi bizim böyle aramalarımız devam ediyor. Alo. Alo, merhabalar Selma Hanım. Ben Odaksız Araştırma Şirketi'nden arıyordum sizi. Superbox internet kullanımı ile ilgili müsait miydiniz? Anladım. İptal ettiniz Superbox'ı. Ne kadar oldu peki iptal edildi Selma Hanım? Anladım. Ağustos ayında iptal ettiniz. Şöyle bizim Superbox kullanan veya sizin gibi yakın tarihte iptal eden kişilerle yapmak istediğiniz bir proje vardı. Ev hanımları ve öğrencilerle aslında. Online bir proje bu. Normalde gerçekten hep çok sağlıklı besleniyorduk. Vlog çekeceğim gün McDonald's söyledik ya. Suç ortak. Ama gerçekten orada videolar çekiyorum nasıl zayıfladım falan ama McDonald's söyledik yani arkadaşlar. Bazen oluyor. Şimdi biraz... Ne derler o? Neyi hızlandırmak? Metabolizmayı hızlandırmak için arada saçmalıklar gerekiyor. Evet. Şu an metabolizmayı şaşırtıyor bence. Şu an metabolizma şokta. Kendimizi böyle kandırıyoruz. Yok ya ben arada yiyorum zaten. Pek yemiyordunuz yani siz daha sağlıklı besleniyordunuz gibi o yüzden. Ne ara? Şaşırdım ben. Bizim işte iş günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Sen yemezsen, ben yemezsem nasıl ayakta kalacak şaya grup? Şaya grup muydu? Tabak, isteyen var mı tabak? Hayır. Ben de ihtiyacım var. Ama insanı üzüyor ya. Evet. Üzüyor mu tabii canım? Şey aldım, churros. Churros? Hı hı. Hamburger çeşidi mi? İsmin çiroz olduğuna bakma ha. Ali Bey müsait miydiniz? Tabii ki her zaman. Normalde ben öyle giriyorum. Bunu ne kadar müsait. Ekip arkadaşlarımdan Ali. Merhaba. Albayrak. Proje yöneticisi diye geçiyor ama şortla çalışıyorum. O kadar rahat çalışıyorum yani. Aynen. Ali Joker Alman gibi yani her şeyi yapıyor burada. Evet, bazen değişiyor işte gün içerisinde. Çok yoğun olduğumuz saatler oluyor. Bazen çok boş olduğumuz vakitler de olabiliyor. Çok değişken ya. Evet. Güzel, keyifli mutlu mısın? Geçiyor. Seviyor musun işini? Sevmek zorundayım. Öyle diyelim. Seviyorum ya işin şakası bir yana. Güzel yani keyifli değişik bir iş yapıyoruz sonuçta. Evet. Farklı. Zor tarafları var her iş gibi ama seviyorum yani ben işimi. Çok güzel. Ali'nin ofisinde... İlk defa bu kanala konuk oluyorum. Biz biraz şey gibi, kaçak pasaport basıyoruz. Aynen, burası şey, rent-a-car ofisi diyor İdem aslında. Ya şey oldu, pandemi falan filan araya girdi. Evet, tam düzeni almadı. Evet. Yani şöyle bunun ışığımı alıp... Aynen, aslında ofis çok güzel. Böyle iki katlı, direkt hani sahili falan görüyor. Yukarı teras. Bence manzarayı da bir gösterebilirsin evet, ondan sonra. Evet, orayı göstereceğim. Hani böyle biraz dedim işler, hani aramalar falan... Bir de gün batımı saatinde daha şey oluyor bence. Hmm, evet, evet. Orada daha iyi olur bence o saatler. Böyle bir saat sonra falan bayağı şey evet, olur. Evet, o işte biraz daha işler bitsin.
Bu arada Ali benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar. Evet, çok küçük yaştan beri. Hatta bir dakika bir fotoğrafı bulayım da sana da göndereyim Gamze'den. Aynen, buraya eklerim olmadı. Evet, bulursa. Sonra onlar böyle abi kardeşi iş falan açtılar. Ben de yanlarına geliyorum öyle arada. Ali de böyle işte her şeyle ilgileniyor. Ali de bunun çilesini çeker tarafta gibi. Aynen. Gün sonunda biraz daha işlerimiz bitsin. Ofiste gösteririm size. Böyle. Ali görüşürüz. Hoşça kal. Kolay gelsin. Videoyu izlersin. Ben de burada çalışıyorum arkadaşlar. Şunu kaldırayım. Öğlen McDonald's yemiştik. Böyle. Masam, bilgisayarım, not defterim falan var yanımda. Bu katta böyle. Şurada bir ayrımız var. Yuvarlak kocaman. Şimdi biraz daha aramalara devam edeceğim ben. İşi hala anlatmadık size bu arada ama onu da anlatacağız. Şimdi bir arama yaparken siz de görmüş olursunuz. Ay güneş çok güzel bir güneş. Evet, arıyoruz. Böyle meşgul çıkınca ekliyoruz. Ve bir sonraki aramamıza geçiyoruz. Evet. Doğal komiklik bilmiyorum ki de var. Sen de var hadi bence. Hadi göster kendini. Ben de. Bunu bir düşüneceğim ben ya Gamze. Ali'ye diyorum ki YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Artık Enes Batur'u bilen şu sahneden daha farklı geldi. Aynen. Bence açabilir yani. İçinde varsa açsın. Siz de altına yorum yapın arkadaşlar. Evet bekliyorum. Halkın tepkisi çok merak ediyorum ben. Benden beklentilerim. Aynen. Bence Ali yapar diye düşünüyorum ben ya. Ben gayet iletişimi güzel. Zaten burada sürekli biz müşterilerle konuşuyoruz, kullanıcılarla. Evet. Gayet yaparsın Ali. Bak güneş de güzel buraya sana. Şu an bir özgüven geldi. Işık gibi parladı üstünde. Aynen. Evet olabilir. Alışıyorsun da bak gitgide kameraya. Tabii canım kameralarda da niye aslında? Benim işim. Benim bir tane 4 yaşında videom var. Onu izleyeceğim daha sonra sana. Aa. Her gün akşam bir bardak su içeceğim. Eğer içmezsen de krize giriyorum. Yani bu da çok tatlısın ya. Son tatlı olduğum zamanlar. Her gün akşam bir bardak su içerim. İçmezsen krize girer. İçmezsen de krize girerim. Ama çok tatlısın. Bir daha içer misin? Her gün akşam bir bardak su içerim. Sonra da içiyor. Mısır yiyoruz. Mısır sevenler yoruma yazsın. Akşam yemeği olarak mısır yiyor. Öğle yemeği olarak mısır veriyorum. Öğle yemeği olarak dedim ama sadece bunu veriyor. Bunu diyor ki yiyeceksin köle. Astrolist gibisin. Bir türlü kendini göstermedin Didem abla ya şu videoda. Göstereceğim. Az sonra. Birazdan size işi anlatacağım dedim. Sabahtan beri goy goy çekiyorum ya. Ama çalıştık yani merak etmeyin. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağım terasa. Ay burası karanlık oldu. Burada çok güzel bir teras var. Orayı göstereceğim. Bazen akşamları oturuyoruz. Şöyle açayım. Evet, geldik. Şimdi hemen göstereceğim size burayı. Arkadaşlar, terasımız da böyle. Çok güzel deniz manzaralı. Burada özellikle akşamları oturmak çok keyifli oluyor. Kışlara bak.
Böyle burada da bir terasımız var. İşte içeride de bir oda var. Burada genelde Didem abla vakit geçiriyor. O çalışıyor. Onun dışında bazen böyle terasa çıkıyoruz akşamları mesai sonunda kahve içmeye falan. Şimdi mesaimiz bitti sayılır. Böyle oturuyoruz burada. İş günümden bir vlog çekmek istedim size. Az çok neler yapıyorum, burada ne işler yapıyoruz, aramalar yapıyoruz, onları görün istedim. Zaten şimdi Didem ablam detaylı anlatacak size. Şimdi inebiliriz gördüyseniz. Şöyle kapatalım. Böyle burada minik bir mutfak var. Burada Didem ablanın odası var yine. Allah düşürdü. Böyle buradan indikten sonra şöyle karşıda banyo var. Burada Ali'nin odası var. Zaten burayı göstermiştim geniş. Şimdi burada da böyle bir mutfağımız var. Işığı kapatalım bu arada. Böyle şurada da geniş büyük bir odamız var. Zaten çalışma alanı da böyle. Arkadaşlar bizim bu arada şu an işimiz bitti. Genel olarak tamamladık işleri. Burada hazırladık ortamı. Işıkları falan yaktık. Şimdi size biraz işi anlatacağız aslında. Hem de bizimle birlikte çalışmak isteyenler olursa diye. Böyle hazırlanıyoruz. Ali de burada. Ali'nin süt reklamını beğendiyseniz yorumlarınızı yazın. Öyle işte. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Anlattığım gibi size. Beğeneceksiniz. Ama teras güzel oluyor cidden. Akşamları falan öyle. Şimdi birazdan başlayacağız. Böyle. Ben bu arada bugün ne giydim size gösteremedim sabah. Şöyle bir şey giydim üzerime, gömlek. Bunu Topshop'tan almıştım. Altında da böyle bir pantolon var. Aslında bir dakika ya, bu sanırım Topshop ama Topshop'tan almamıştım, pardon. Bunu Ali mağazaları var, bilirsiniz belki. Maltepe'de var, Üsküdar'da falan. Oraya gelmişti, öyle almıştım. Şöyle tatlış bir şey, altında da düz bir pantolon var. Böyle. Hafif de bir makyaj yapmıştım. Merhaba arkadaşlar, Gamze'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün Didem ablaya kalacak. Çıkıyorum, buraları kesin. Çünkü giriş olmaz. Yok, olabilir. Biraz şöyle alayım mı Didem abla? Gözüküyor mu müzikimiz? Ciddi olman lazım, iş kurmuşsun ya. Gözüküyorsunuz ya. Evet arkadaşlar, bugün sizinle günümün çoğunu paylaştım zaten. Neler yapıyoruz, nasıl çalışıyoruz gibi. Şimdi de günün sonuna geldik. Artık mesaimiz bitti, oturuyorduk zaten. Biraz size işi anlatsın istedim Didem abla. Merhabalar, Gamze'nin kanalına hoş geldiniz. Sözü bana vermeden hemen girdim. Gamze'yle birlikte çalışıyoruz. Araştırma sektöründen yaptığımız işten birazcık bahsetmek istedik. Çünkü aslında hepinizin katılabileceği bir çalışma bu. Herkesin aslında ek iş gibi de görebilirsiniz. Şöyle oluyor, markalar bize geliyorlar. Yeni bir reklam çıkarmak isteyebilirler ya da yeni bir ürün çıkarmak üzere olabilirler piyasaya ya da piyasada olan bir ürünleri satmıyor olabilir. Bununla alakalı tüketicilerle görüşmek istiyorlar. Aslında hedef kitleleri herkes diyebiliriz. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, ev hanımı, çalışan her hedef kitleden herkese görüşebiliyoruz. Çalışmalarımız şöyle oluyor. Pandemi döneminden önce insanlar yüz yüze tabii ki yapıyorlardı bu toplantıları. Ama artık pandemiyle birlikte böyle bir şey mümkün olmadığı için görüşmelerimiz Zoom'dan yapılıyor. Herkesin de zaten kolayca ulaşabileceği, hatta evinin konforunda katılabileceği toplantılar oluyor bunlar. Ne oluyor? Aslında daha somut bir örnek vermek gerekirse, işte mesela bir operatör markası, diyelim ki Turkcell. Bir reklam filmi çekmek istiyor ve hedef kitlesi üniversite öğrencileri ve ev hanımları. Diyor ki tüketiciye soralım nasıl bir reklam filmi çekeceğimizi ya da yeni bir tarife paket çıkarmak istiyor. Yine işte hedef kitlesi kimse onlarla görüşmek istiyor. Bizim de datamızda kayıtlı kişilerden arıyoruz. Diyoruz ki böyle bir toplantımız var. Toplantımıza katılıyorsunuz, Zoom'dan bağlanıyorsunuz. Toplantılar nasıl oluyor? Genelde fokus toplantı dediğimiz toplantılar 6 kişilik. Ya da işte birebir görüşmelerimiz olabiliyor.
Toplantıda 6 tane katılımcı, öncesinde bizim görüştüğümüz, kotaya uygun olan kişiler de, davet ettiğimiz kişiler, bir de moderatörümüz oluyor. Genelde aslında ortalama 2 saatlik toplantılar. Ve biz bu toplantıların sonunda diyeceksiniz ki nasıl para kazanıyoruz, sadece toplanıyor muyuz? Hayır. Şöyle para kazanıyorsunuz, toplantıların sonunda zaman ayırdığınız için hediye olarak size aslında nakit ödeme yapmış oluyoruz. Çünkü hediye çekinden ziyade insanlara nakit olarak vermek daha cazip geliyor. Toplantının sonunda hesabınıza yatırmış oluyoruz. Ortalama da aslında hani merak ederler yolundan da bahsetmek istiyorum. Ortalama hediyelerimiz 70 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Projenin içeriği önemli olan, süresi önemli olan. Böyle. Aslında herkes katılabilir. O yüzden Gamze'yi takip eden arkadaşlar ve Gamze aracılığıyla bizlere ulaşabilir. Instagram ismimiz ben şuraya bırakacağım. Tamam, şuraya. O da siz araştırma olarak. Aslında oradan direkt takip edebilirsiniz. Siz de ilgi duyarsanız bu projelere katılabilirsiniz. Bu arada insanlar bazen güvenemeyebiliyorlar. Biz anlatıyoruz onlara. Mesela daha önce hiçbir toplantıya katılmamış, hiçbir projeye dahil olmamış. Hani siz neden bana para veriyorsunuz gibi. Ama bu bir araştırma çalışması aslında. Sonuçta biz yoldan geçen insanları bir saat, iki saat durdurup onların fikirlerini alamayız. Yani bana da biri sorsa, hani eve gidiyorum, işten çıktım, hani eve gitmeye çalışıyorum ya da sabah işe gitmeye çalışıyorum. Ona vakit ayırmam. Ama bu gayet konforlu bir şekilde evinizden katılıyorsunuz. Yani anket demek istemiyorum aslında. Evet. Ben şöyle tarif ediyorum, komik oluyor ama bizim tele tarifi gibi oluyor. Anketli sohbet dizi. Çünkü bu soru cevap ilerleyen bir şey değil. Evet. Daha çok işte o toplantılarda 6-7 kişi bir masanın başında oturuyorsunuz. Aslında orada sohbet gibi ilerliyor. Zoom'dan da aynı şekilde birkaç arkadaşınız toplandığınızda sohbet ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bunun dışında sayfamızda takip ederlerse yine ara ara çekilişlerimiz de oluyor. Çok güzel bir kolektif çekilişi yaptılar mesela. Gratis hediye çeki yaptılar. Benim kitlede hani uygun daha çok çünkü kadınlar var. Bir de öğrenciyseniz, ev hanımıysanız çok güzel bence yani. Ben hani yıllardır bu işin içinde toplantılara insanları davet ettiğim için az çok... Aynen, Gamze sektörü benden daha iyi. Aynen, çok hani katıldığım olmadı ama ben daha çok hani insanlarla görüşüp davet eden kısımdayım. O şekilde. Didem ablam da eskiden bir bu sektörde çalışma geçmişi olmuş. Şimdi artık son 2 senedir gibi mi? Son 2 yıldır da evet. Son 2 yıldır Ali ile birlikte yapıyoruz. Zaten Ali ile de tanıştırmıştım sizi. Birlikte çalışıyorlar. Ben de böyle geliyorum onların yanına bu şekilde. Düşünürseniz dediğim gibi Odaksel araştırmadan takip edip mesaj atabilirsiniz. Altta yorum yazabilirsiniz. Eğer anlaşılmayan şeyler varsa soru cevap da yapabiliriz daha sonra işin içeriğiyle alakalı. Ben proje danışmanlığı yapıyorum. Onun dışında aramalar yapıyorum. Sen de benimki de proje yöneticiliği, gibi. Öyle. Ali de işte toplantılarla daha çok ilgileniyor, ödemelerle ilgileniyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Bu arada şey artık hani mesela pandemi olmasından, bu pandemi döneminden beri öncesinde hep İstanbul içerisinde yapıyorduk ulaşılabilir olması bakımından. Artık Zoom'dan yaptığımız için yani Türkiye'nin bir ucunda yaşıyor olabilirsiniz, önemli değil. Yine katılabilirsiniz. Evet. Öyle bir artık şansımız da var. Evet. Bir de artık Zoom uygulamasını hani herkes az çok biliyor. Çok mesela, basit. Telefondan da bağlanabiliyorsunuz. Evet, ev hanımlarını arıyorum ya da anneleri arıyorum mesela. Evet diyor, hani çocuğumu kullanıyor. Bazen EBA'dan eğitim alıyor, bazen Zoom'a giriyor. Ben de girebilirim diyor. Artık bayağı devir de değiştiği için bu pandemiyle birlikte bu tarz iş kolları bence çok daha yaygınlaşacak. O yüzden hani bir yerden girip siz de kendinize ek gelir yapabilirsiniz. Hem de yani şey... Bence insanların sosyal zekası da gelişiyor bu tarz. Kesinlikle zaten sıkıcı geçmiyor. Yani bu hani evet. Ankete benzetiyoruz ama anket gibi soru cevap ilerlemediği için bir süre sonra yani bir 10 dakika sonra orada artık sohbete dönüyor. Evet. O yüzden kesinlikle keyifli zaman geçireceğinize eminiz. Evet. Şu an aradığımız bir hedef kitle var mı Didem abla? Bak bundan sonra eksik kalan bir şey vardı. Yapıştıralım mı? Ev hanımları olabilir mesela. Ev hanımları. Gerçi yani şu an listeli arama yapıyoruz daha çok ama. Bizim başka projemiz de var değil ki. Mesela öğrenci, ev hanımı olabilir. Öğrenci, ev hanımı. Genel olarak çalışan, işte lise öğrencisi de olur. Herkes olur aslında. Herkes olabilir. Evet, erkekler için de uygun proje. Tüketmeniz yeterli bizim için. Aynen. Ve böyle yorumlarınızı paylaşıyor olmanız gerekli. Çok daha hani çekinecek bir şey yok. Bence çok keyifli geçiyor. Zaten bir kere katılan kişiler sonrasında gayet keyifli olduğunu söylüyorlar yani. Böyleydi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Arkadaşlar selam. Ben şimdi çıktım işten, eve gidiyorum. Videoyu kapatmadan önce bir şey eklemeyi unutmuşuz. Odax araştırmayı takip ettikten sonra DM yoluyla mesaj atabilirsiniz bize. Gamze Bal'ın referansıyla geldim derseniz size daha öncelik veririz. Toplantılara daha hızlı alırız. Böyle buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. İşte geçirdiğim bir günü paylaştım sizinle. Neler yapıyorum, ne iş yapıyorum bu dönemde gibi. Böyle şimdi eve dönüyorum. Tekrar görüşürüz bir başka videoda. Hoşça kalın.